1000 liram ikinci yazılı hazır mısın Tonguç? Hayır hocam, nasıl hazır olayım? O zaman birazdan hazır olacaksın, hiç endişelenmene gerek yok. Yazılı notlarımız hazır, yazılı provamız hazır. Sen de hazırsan birazdan hızlı bir şekilde başla. Hocam birinci dönemde çok iyi getirmek istiyorum. Evet, bütün notların çok iyi gelecek, hiç merak etme. İlk yazıldan zaten iyi almıştın, ikinci yazıldan süper bir notla birinci dönemi süper bir şekilde kapatacaksın. İkinci yazılı konularımız esasında cümle öneri ve anlam bilgisi ağırlıklı. Fakat birinci yazılı konusu olan... Hocam zor olur mu ikinci yazılı? Hayır. Türkçe yazıları her zaman süper geçer, her zaman lokum gibi geçer. Çünkü bizler zaten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Türkçeyi zaten biliyoruz. Ana dilimiz. Ana dilimizden de çok güzel notlar alacağız. Şimdi fiilimsiler, cümle öneri, cümlede anlam, parça anlam, parça anlatım ve söz sanatları bu yazılı konularımız. Bunlarla alakalı çok hızlı ve böyle mini bir konu anlatımı yapacağız. Burada gördüğün gibi hepsini böyle tek 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 hızlı hızlı geçeceğiz. Maksimum 3-4 dakika sürecek. Ardından da hocam, gerçek soru yok mu burada? Gerçek sınavdakine benzer anlama dayalı sorular, tablo soruları, yorumlama soruları ve 8. sınıf olduğun için yeni nesil beceri temelli sorularla seni sınava mükemmel bir şekilde hazırlayacağız. Ve sen de tabii ki sınavdan önce mutlaka yazılı notlarını kırtasiyelerden git iste. Çünkü burada... Nereden alabilirim hocam? Tonguç kitapçılarım açıklamada hangi kırtasiyelerden alabileceğini yazıyor. Tonguç kitapçıları yazıyor. Burada sadece Türkçe değil tabii. Matematik, fen, inkılap, din, İngilizce tüm derslerle alakalı mükemmel yazılı notları hazırladık. Gerçekten... İkinci yazılı konuları var mı hocam içinde? Tabii ki ikinci yazılı konular da var. Aynı zamanda birinci yazılıdan da soru gelebileceği için tüm derslerde birinci yazılı konularında tekrar ettik burada ve içerisine göstereyim. Bak, hoca sorar, mutlaka gelir, buradan soru gelir, kesin çıkar, çıkmaz deme. Böyle süper bölümler var. Hepsini güzel güzel tekrar edeceksin ve sınavdan önce bu kitapla beraber başarıya ulaşacaksın. Şimdi biz hemen yazılı provamıza başlayalım. Vakit kaybetmeyelim. Sen emniyet kemerini taktın mı Tonguç? Taktım hocam. Tamam, o zaman hemen başlayalım. Şimdi fiilimsilerle alakalı şunu iyi bilmemiz lazım. Fiilimsiler ne yapıyorduk? Öncelikle cümlenin yüklemini buluyorduk. Yüklemden sonra geriye kalan sözcüklerden mame ile olumsuz yapılabilenler fiilimsildi. Birazdan yazılı provasında bunu göstereceğiz. Sonrasında isim fiil vardı. İsim fiil mayışmak eklen alıyordu. Sıfat fiil anası mezar dikecekmiş eklen alıyordu. Zarf fiilde yüklemden sonra hani burada mame eklen alan... Kendine silim ince maden dağında ip aradı. Mükemmelsin. Uydurdun ama gerçekten çok yaklaştın. Burada ise nasıl... Ve ne zaman sorularına cevap veren fiilimsiler genellikle zarf fiil oluyordu. Cümle öğelerine baktığımızda ise bilmemiz gerekenler bir temel öğeler vardı, bir de yardımcı öğeler vardı. İlk başta yüklemi buluyorduk. Birinci temel öğemiz buydu. Çünkü yüklem olmazsa cümle eksiltili cümle oluyordu. Yani cümle olmuyordu. Sonrasında kim ve ne sorularıyla özneyi buluyorduk. Ne sorusuyla belirsiz nesneyi, kimi, neyi sorularıyla da belirtili nesneyi buluyorduk. Hatta şöyle belirtilinin sonundaki i ile... Kimi ve neyinin sonundaki i'leri şarkıyla vurgulamıştık. Ne demiştik? Kimi. Evet. Neyi. Gerçekten bir dönem top listelerde bir numaraya ulaşmıştı bu şarkı. Çünkü belirtili, kimi, neyi. Sonra bu şarkıyı herkes bildi. Niye? Çünkü belirtili nesnenin sorusuyla bazen öğrenciler, sizler, yani bazen öğretmenler bile yer tamlayıcısının sorusunu karıştırıyorduk. Yer tamlayıcısında E, D'den eki almış sorular olması lazımdı. Yani kime kime kimden, neye neyden, nereye nereden gibi sorular yer tamlayıcısını buluyordu. Vurgu, yükleme en yakın olan öğe, vurgulanan öğeydi. Zarf tamlayıcısı da ne zaman, nasıl, ne kadar, niçin sorularına cevap veriyordu. Burada şunu iyi bilmemiz lazım Tonguç'um. Esas sınavda sana bunu soracaklar. Söz grupları asla bölünemez. Neden bölünemez? Çünkü onlar bir bütündü. Şöyle düşün. Tecrübeli öğretmenler öğrencilerin yaptığı ufak tefek hataları her zaman göz yumar. Eğer sen bu cümlenin yüklemine yumar dersen hata yapıyordun. Niye? Çünkü göz yummak bir deyimdi. Göz yumar kim? Öğretmenler dersen hata yaparsın. Niye? Çünkü tecrübeli öğretmenler. Göz yumarı deyim olduğu için bölemedin. Tecrübeli öğretmenleri de sıfat tamlaması olduğu için bölemiyordun. Tecrübeli öğretmenler göz yumar. Neye göz yumar? Öğrencilerin yaptığı ufak tefek hatalara bak. Neye sorusuna da, yani yer tamlayısının sorusuna da burası cevap veriyor. Peki hocam, neden burayı böyle bir bütün olarak aldınız? Çünkü burada da yine bir sıfat tamlaması var. Nasıl hatalar? Öğrencilerin yaptığı ufak tefek hatalar. Ne zaman göz yumar? Her zaman diyorsun. Bak, her zaman bir sıfat tamlaması. Öğrencilerin yaptığı ufak tefek hatalar bir sıfat tanımlaması. Tecrübeli öğretmenler bir sıfat tanımlaması. İkinci yazılda bu konudan soru geleceği için burayı bir kez daha detaylıca vurgulamak istiyorum. Deyimler, tamlamalar, fiilimsilerin oluşturduğu öbekler bölünemez. Ve cümle öğelerinde en temel mantık şudur Tonguç'um. Inın ı'sı, yani ın-ı mantığını sakın kaçırma. Burayı sana sınavda sorarlar Tonguç'um. Yani şunu söylemek istiyorum. Mesela Tonguç yarın sinemaya gidecek. Böyle bir soruyu sana muhtemelen hoca sınavda sormaz. Niye? İşte gidecek yüklem, sinemaya gidecek, yarın gidecek, Tonguç gidecek. Bunu zaten herkes bilir. Bunu sen ilkokulda öğrenmiştin. Ama şimdi ortaokuldasın. Dolayısıyla 8. sınıfta hem liselere giriş sınavında hem de yazılımda sana şunu soracak. Tonguç'un yarın sinemaya gideceğini
duydum diye bir cümle sorarlar. Bu durumda sen şöyle yapman gerekir. Burayı bir bütün olarak alman gerekir. Inının ı'sı yani fiilimsinin oluşturduğu yan cümleyi bölmemen gerekir. Buraya hazırlıklı ol. Inın ı'sını görünce hemen yapıştır Tonguç Helal'ı. Geldik cümlede anlama. Cümlede anlam zaten çok basit. Gün içerisinde zaten televizyon izlerken, sosyal medyada gezerken, arkadaşlarımızla konuşurken onların söylediği cümleleri anlamaya çalışıyoruz. Neden sonuç cümlelerinde olay olmuş bitmiş gitmiş oluyordu. Yani işte kar yağdığından yollar kapandı. Artık geriye dönüş yok. Amaç sonuçta ise daha işin bitip bitmediği belli değil. Sınavı kazanmak için çalışıyor. Yolları açmak için geldiler. İşte yazıldan iyi not alayım diye çalışıyorum. Burada bir amaç, bir istek, bir gaye vardı. Koşul sonuç cümleleri ise babaanne cümleleriydi. Ödevini yaparsan dışarı çıkarsın. Yemeğini yersen işte tatlıyı yiyebilirsin veya dondurmanı yiyebilirsin diyebiliyorduk. Özel cümlelerin başına bence getirebiliyorduk. Yorum vardı. Nesnel cümlelerde ise yorum yoktu. Parçalama baktığımız ise Tonguç'cum bilmemiz gerekenlerde ilk başta konu vardı. Konuda biz anahtar kelimeleri yani parçanın içerisinde en çok geçen kelimelere dikkat ediyorduk. Başlık yine ana düşünceyi de veren ve içerisi anahtar kelimeleri barındıran bir şey oluyordu. Anahtar kelimeler zaten konuyu bulduran kelimeler. Ana fikir ise şunu asla unutma. Ana düşünceydi ve genellikle son cümlelerde oluyordu. Ana düşünceden önce oysa ama gibi cümleler veyahut da örneğin gibi ifadelerin olduğu yere dikkat et. Yani adam ana fikri veriyordu sonra örneğin diyordu. Veyahut da bir şeyler anlatıyordu oysa deyip. Hocam babası kim bu fikirlerin? Güzel bir soru. Gerçekten yıllarca bunu hiç düşünmemiştim. Ana fikir bu fikirlerin anasıysa baba fikir de konusu oluyor. Niye? Çünkü konuyla ana fikir genellikle birlikte parçayı götürüyorlar. Tabii bu parça yazar ne anlatmak istiyor? Bu adamın amacı ne dediğimizde ana fikir oluyordu. Bu parça neden bahsediyor dediğimizde konu oluyordu. Şimdi parça anlatım zaten en lokumu, en lezizi ve en kebap olanıydı. Niye? Betimlemede bir şeyler gözümüzde canlandırılıyordu, resmi çiziliyordu. Öykülemede bir masaldan, hikayeden, romandan alınmış paragraflar gibiydi. Olaylar anlatılıyordu. Tartışma sohbet havası. Tartışma deyince böyle kavga, dövüş falan aklına canlanmasın. Tartışma sohbet havası. İşte nokta nokta diyorlar ben buna katılmıyorum. İşte bazıları böyle olduğunu düşünüyor ben bunu sallamıyorum gibi ifadelerle başlıyordu. Açıklama ise iki kelimeyle, tek kelimeyle söyleyecek olursak bilgi demek. Yani normal ders kitabındaki gibi bilgi. Tanımlama bu nedir sorusuna cevap veriyordu. Benzetme neydi Tonguç Evlat benim? Hocam arkadaşlarımız okul çıkışında sıkıştı. Saçmalama. Hayır. Boyayla boyamaktır. Ha güzel aferin tebrik ederim. Benzetmek işte ağızlarının yönüne boyayıp onları palyaçoya benzetiyorduk. Ve böylece palyaçoyla benzer yüz ifadelerine kavuşuyorlar. Tebrik ederim Tonguç'um. Gerçekten 180 derece çevirdin. Gerçekten çok iyi raks ediyorsun. Benzetme güçsüz varlığı güçlüye benzetmek. Aralarında gibi, andırıyor gibi ifadelerle benzerlik kurmaktı. Karşılaştırmada daha ve en sözcüklerine, kadar sözcüklerine dikkat diyorduk. Sayısal verilerden faydalanabiliyorduk. İşte oran, miktar ifadeleriyle. Tanık gösterme ise önemli bir kişiyi anlattıklarımızı tanık göstermek için alıntı yapıyorduk. Onun sözlerini tırnak içinde aktarıyorduk. Söz sanatları zaten çok kolaydı. İnsan olmayan varlıklara insan... Efendim hocam? Hayır evladım sen insansın. Sen insan mısın? Gerçi güzel bir soru. Bunu da düşünmek lazım. Bana annem meleksin diyor. Sen bir ineksin. Dağda gezen meleksin diyor bana hocam. Gerçekten annen seni bir melek gibi görüyor. Anneler yavrularını her zaman böyle bir melek, böyle bir böyle günahsız, tertemiz, masum bir canlı olarak görürler. Ama bir de bizim açımızdan baksalar Tonguç'a gerçekten... Bana arada sırada buzağım diyor hocam. Ama sen gerçekten böyle hafif bir inek havası, buzağı havası... Tebrik ediyorum. Gerçekten kaliteli bir mü gidiyor. Bir de mi alabilir mi Tonguç'um? Mi. Teşekkür ederim. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Neyse. Şimdi kişileştirme insan olmayan varlıklara insan özgüzellikler verilmesiydi. Konuşturma insan olmayan varlığın konuşmasıydı. Tezat zıtlıktı. Abartma bir şey olduğundan fazla göstermekti. Benzetme de gibi, andırıyor gibi ifadelerle güçsüz varlıkları güçlüye benzetmek. Şimdi o zaman hızlı bir şekilde... Oh be ne demek ya? Hocam ne güzel soruymuş. Yani insan içi açılıyor bu soruyu. O manada diyorsun. Ben de hemen bitti kurtulduk diye. Şimdi az önce anlattığımız notlardan daha ziyade sen mutlaka burada hem Türkçe matematik fen için hem de diğer dersler için yani inkılap tarihi, din ve İngilizce için buradaki yazı notlarına detaylı bir şekilde çalış. Az önce anlattıklarımı not alamadıysan hiç üzülme. Bunların tam nasıl çıkacağına dair bilgileri bak. En daha göre şeklinde Türkçe'de ve matematikte tabii diğer derslerde de var. Mutlaka yazı notlarından çalış. Tonguç kitapçılarından iste ve artık yazılıya başlıyoruz. Şimdi bundan sonra yapacağımız şey şu. Eğer soruyu şimdi sorular burada. Sorunun cevabını biliyorsan durdurup cevaplamaya çalış. Bilemiyorsan benimle beraber sen de çözümünü dinle. Şimdi bu tarz sorularda önce soruyu okuyup
Daha doğrusu önce paragrafı okumuyorduk. Ne yapıyorduk? Önce soruyu okuyorduk. Hocam bize sınavlarda hep paragraf veriyorlar Türkçe hocaları. Niye öyle yapıyorlar hocam? Çünkü Türkçe okuduğunu anlamadır. Bak Tonguç sana çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Geçen hafta Milletin Bakanlığı'na çok önemli yetkili insanlarla yaptığımız sohbet dediler ki biz öğrencinin çok kitap okumasını istiyoruz dediler. Çok kitap okuyan, çok fazla uzun soru okuyabilen öğrenci sınavlarda, okul hayatta başarılı olsun dediler. O yüzden matematik sorularını böyle uzun yapıyorsunuz dedik. Evet dediler. O yüzden fen sorularını bu kadar uzun, evet dediler. O yüzden Türkçe soruları evet dediler. Yani soruları zorlaştırmayacağız. Soruları daha kolay yapacağız. Ama önemli olan daha uzun soruyu gördüğünde öğrenci korkmasın, okuyabilsin dediler. Dolayısıyla biz uzun sorulardan korkmayacağız. Sadece şundan korkacağız. Hiç okumamaktan, kitap okumamaktan, paragraf sorusu çözmemekten korkacağız. Dolayısıyla bol bol infografik soru çözdüğümüzde, paragraf sorusu çözdüğümüzde sadece Türkçe'de değil, matematik ve fende de notlarımız yükselecek diyoruz. O zaman başlayalım. Şimdi bu metinde verilmek istenen mesaj nedir? Bak pat diye bunu zaten matematikte öyle bir şey yapmıyor mu? Uzun uzun bir şeyler veriyor. Ha bu metinde bize şu soruyu sor diyoruz. Fende de bir şeyler anlatıyor. Ha bunda bunu soruyor diyoruz. Türkçe'de aynı şey. Yani bütün bilimler arasında bir geçiş oluyor. Şimdi metinde verilmek istenen mesajı bir okuyalım bakalım. Güzel bir bina yapmak emek ve bilgi istiyor. Binanın gösterişli ve sağlam olmasını istiyorsanız duvarcının iyisini, demircinin işini iyi bileni, marangozun ustasını bulmalısınız. Malzeme de iyice insan olmalı. Bak tam senin bildiğin konu amelelerle alakalı bir şey Tonguç'um. Ayrıca güzel bir bina çabucak yapılamaz. Aylarca belki bir sene uğraşılacak, bir hata işlememesine dikkat edecek. Yoksa bina en ufak bir sarsıntıda çöküverir. Bütün emekler boşa gider. Ama bilgili insanlar iyi yetişmiş ustalarla ve uzun uzun emek harcandıktan sonra ortaya çıkan bina gözleri ve gönülleri okşar. Bir de böyle bir bina yıkmayı düşününüz. Ne mimara ne mühendise ihtiyaç vardır. Kazma sallamayı bilen birkaç adam bunca emek ve bilgiyle senelerce çalışılarak meydana getirilmiş eseri birkaç haftada hiç zorlanmadan yerle bir eder. Bak, burada, Tazmanya şeytanı. Aynen Tazmanya canavarı vardı her şeyi paramparça ediyordu. Burada ne anlattı? Bir eseri meydana getirmek zordur dedi. Mühendisler, mimarlar, zeki insanlar bir araya gelir uğraşırlar gayret gösterirlerdi. Ama yıkmak için öyle çok da önemli bir birikime gerek yok dedi. O zaman burada verilmek istenen mesaj şu. Bir eseri meydana getirmek. Şöyle yazalım. Bir eseri. Benim yazım güzel olduğu için dikkatli ol Tonguç'um. Aa hocam gerçekten çok güzel bir yazı. İnci tanesi diyorlar genel yazma. Farsça mı hocam bu? Yok Türkçe. Tonguç'um ne yapıyorsun? Bir eseri meydana getirmek. Zorlu ben hızlı konuşup hızlı yazdığım için yazım kötü olabiliyor Tonguç evladım. Ama onu yok etmek. Yıkması kolaydır. Evet ama onu yıkması kolaydır diyoruz. Gerçekten mükemmel bir cevap verdin Tonguç'um. Tebrik ediyorum seni. Şimdi gelelim diğer soruya. Metindeki altı çizili filmlerin türlerini belirleyerek aşağıda belirtilen yerlere yazınız diyor. Şimdi altı çizili filmler burada. Yapmak isim fiil. Tamam ben buraya yazıyorum. Niye? Mayışmak eki almış. Olmasını bak ma diyor. O zaman bu da yine isim fiil Tonguç evladım benim. Bilen en sıfat fiil. Yetişmiş usta anası mezar dikecekmiş eki almış sıfat fiil. Çıkan gözler an eki almış sıfat fiil. Yıkma isim fiil. Çalışılarak arak erek eki almış zarf fiil. Getirilmiş eser anası mezar dikecekmiş eki almış sıfat fiil. Zorlanmadan nasıl yerle bir eder? Zorlanmadan yerle bir eder zarf fiil. Şimdi anası mezar dikecekmiş eklerinden sıfat fiilleri bulduk. Diğerlerinden de mayışmak eklerinden isim fiili bulduk. Geri kalan zarf fiil oldu. Şimdi ben buraya yazıp vakit kaybetmek istemiyorum. Sen zaten burada net bir şekilde görüyorsun. Benim buraya yazmama gerek yok. Ama sen sana da mutlaka yaz tabii ki. Metinden alınan aşağıdaki cümleyi öğelerine ayırınız demiş. Ayıralım. Kazma sallamayı bilen birkaç adam bunca emek ve bilgiyle senelerce çalışarak meydana getirilmiş eseri birkaç haftada hiç zorlanmadan yerle bir eder. Yazıklar olsun. Aynen. Şimdi burada şu önemli. Eder dediğin zaman olmaz. Niye biliyor musun? Eder burada tek başına bir fiil değil. Burada yerle bir eder bir fiil. Dolayısıyla yerle bir eder yüklem. Kim yerle bir eder? Kazma sallamayı bilen birkaç adam. Burası da özlemiz olmuş oluyor. Bak burası yüklem Tonguç'un burası özlem. Peki hocam burayı niye bir bütün olarak aldınız? Çünkü bu bir deyim. Bu bir deyim değil tabii. Bu bir deyim. Kazma sallamayı bilen birkaç adamı neden bir bütün olarak aldınız hocam? Çünkü burası da Tonguç evladım benim bir sıfat tamlaması. Sıfat tamlamaları asla bölünemez. Devam ediyoruz. Kazma sallamayı bilen birkaç adam neyi yerle bir eder? Bunca emek ve bilgiyle senelerce çalışılarak meydana getirilmiş eseri. O zaman burası da, bunda başka bir renkle çizeyim altını. Burası ne olmuş oluyor? Nesne olmuş oluyor. Neyi? Eseri dediği için de burası tabii ki belirtili nesne olmuş oluyor. Tonguç evladım benim. Altını yeşille çizdiğim nesne. Peki ne zaman yok eder? Birkaç haftada yok eder. Nasıl yok eder? Hiç zorlanmadan yok eder. Dolayısıyla bunların ikisi de zarf tamlayıcısı oluyor Tonguç evladım benim. Bu nasıl sorusuna cevap veriyor? Bu da ne zaman sorusuna cevap veriyor. Geldik şimdi başka bir soruya. Aşağıda verilen cümlelerin öznel mi nesnel mi olduklarını karşılığına yazınız demiş. Dünyamızın farklı bölgelerinde aynı anda farklı mevsimler yaşanıyor. Şimdi burada
o kıyafetin çok farklı ve tarzmış deseydi bir özellik hissedebilirdik. Ama farklı bölgeleri var dünyanın. İspatlayabiliriz. Farklı mevsimlerde yaşanıyor. Tamam. Yani Kuzey Yarımküre'de bunu fen dersi öğrendin mevsimler ve iklim konusunda. Kuzey Yarımküre'de şu anda biz kış yaşarken Güney Yarımküre'de yaz yaşıyor. Adamlar şu anda denize giriyor. Bu doğru, bilimsel kanıtlanabilir bir şey. O zaman biz buna nesnel cümle diyoruz Songül evladım benim. Ve yanına bence getirmene gerek yok. Bahar ayları insanlara huzur verir. Yaşama sevinci aşılar bence. O zaman bu net bir şekilde özel bir cümle. Teknoloji insanlar için her yönüyle yararlıdır. Bence. Bu da özel bir cümle. Teknolojinin her yönüyle yararlı olduğunu söyleyemeyebiliriz. Bazen fazla kullanıldığında zarar oluyor. Divan-ı Lügat-ı Türk'ün en tek nüshası İstanbul'daki Millet Kütüphanesi'ndedir. Bu da yine ispatlanabilecek bir cümle olduğundan nesnel diyoruz. Bunlar zaten cevap senin için. Geldik neden sonuç amaç sonuç koşul sonuç cümlelerine. Yağmurun aniden bastırması bütün planlarımızı alt üst etmişti. Bak olay olmuş bitmiş artık. Yağmur bastırmış ve planlarımız alt üst olmuş. O zaman biz buna neden sonuç diyoruz. Ve neden sonuç cümlelerinde Tonguç Ali adım benim genellikle şöyle bir ifade vardır. Yani olmaz olaydı. Arkadaşlarınla sinemaya gidebilirsin. Ancak ödevler yapılacak. Tam bir anne cümlesi yani. Ödevi yapmadan hiçbir yere gidemiyorsun. O zaman biz buna koşul sonuç cümlesi diyebiliriz. Sonuç evladım benim. Profesör küresel ısınma ile ilgili konuşmaya bak üzere kürsüye yöneldi. Bak şimdi. Üzere ifadesini, diye ifadesini, için ifadesini gördüğün zaman zaten rahatlıkla amaç sonuç diyebilirsin. Burada profesörün bir amacı var. Daha yapıp yapmadı da belli değil. Yani konuşma yaptı mı? Acaba mikrofon çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Biz onu bilmiyoruz. Sadece bir amacı, bir isteği, bir gayesi vardı. Kürsüye yöneldi. Alkışlarla konuşmasına başladık. Daha amaç sonuç. Bir grup turist Karadeniz'in eşsiz doğal güzelliklerini görmeye gelmiş. Burada da bak görmeye, görmek için, görmek üzere gibi burada da yine amaç sonuç olduğunu görüyoruz. Görmeye gelmiş ama görüp görmediklerini bilmiyoruz şu anda. Dolayısıyla burada bir güzellik var bak. Eşsiz güzelliklerini görmeye gelmiş gülümseyen bir ifade. Küresel ısınma ile ilgili bir konuşma yapmak için yukarı çıkıyor. Bunlar hep güzel ifade. Ama bütün planlarımız alt üst oldu dediğimizde neden sonuç var? Hangi söz sanatları vardır yazınız demiş. Bebek kıyılarına balık tutmaya giderdim. Boğaz gibi kıpır kıpır olurdu içim. Ha bak. İçinin boğaz gibi diyor. Gibi diye gördüğümüz zaman. Benzetme. Harikası Tonguç Ali adamın. Gerçekten zeki, başarılı ve akıllısın. Deniz'e Mehtap sordular seni. Neredesin? Deniz ve Mehtap konuşur mu Tonguç? Deniz ve Mehtap konuşamaz hocam. Ama ya, var benim arkadaşlarım konuşabiliyor Deniz ve Mehtap hocam. Ama bak bu M'yi küçük yazmış. Şimdi bu cümle başında olduğu için büyük olmuş. Burası fake, riskli. Ama burası M'yi küçük yazmış. Deniz ve Mehtap sordular seni. Neredesin? Kursa gelmedin falan dese tamam. Yanlış ya, yazım hatası var burada. Hayır, yazım hatası yok. Burada Deniz ve Mehtap hani bir şeyi söylüyor. Bir kişileştirme yapıp aynı zamanda konuşma yaparak da böyle bir söz sanatı. Su olan Deniz mi hocam o? Evet, su olan deniz. Denizdeki o ışıklar Mehtap onu kastediyor. Güldü deniz halime bak. Burada da yine cins isim. Yani dolayısıyla kişileşme var. Burada konuşturma var hocam. Ama konuşmuyor. Güldü deniz halime bir avuç su verdi elime. Konuşmadı. Sadece elime su verdi. Afiyet olsun dedi. Bir de güldü. Dolayısıyla burada kişileştirme var. Şunu unutma Tonguç Ali adım benim. İkinci de hem kişileştirme var hem konuşma var. Ama konuşmayı biz cevap olarak verdik. Zaten konuşturma olabilmesi için mutlaka kişileştirme olması lazım. Burada ise sadece kişileştirme var. Söğüdün yaprağı narindir narin. İçerim yanıyor, dışarım serin. Bak şimdi. İçerim yanıyor mu? İçim bak, yanıyor demesi. Ama tabii bu şiir olduğu için biraz böyle artistik patinaj yapıyorlar. İçi ve dışı. Yanmak ve serin olmak. O zaman burasında da tam bir tezıt yani tezatlık vardır diyebiliriz Sonuç herhalde. Hangilerinin öğeleri yay ayraç içinde yanlış verilmiştir diyor. Bir ülkenin en büyük hazinesi... Yay ayraç ne demek hocam? Şu yani şu. Var ya matematik. Parantez hocam o bildiğiniz. Parantezis İngilizce olduğu için biz yay ayraç ifadesini kullanmaya gayret ediyoruz. Yani biz biraz daha farklı düşünüyoruz. Hocam bir soldan yay ayraç açar mısınız? Açıyorum. Sonra o soldan yay ayraçın sağına da yay ayraçı kapatabilir misiniz yay ayraçla? Gerçekten. Birazcık gerçekten kulağa tırmalı. Biz matematikte hep böyle işte parantezi sağdan açalım, soldan kapatalım falan şeklinde kullanıyor Mehmet Hoca. Ama yapacak köşeli bir yay ayraç açabilir misin hocam? Bak sana süslü bir yay ayraç açayım istersen. Onu da hocam yay ayraç garip oluyor hocam. Evet birazcık kötü oluyor ama parantezis bir kere bak. Parantez kelimesi büyük ünlü uyumuna uymuyor yani bir kalın bir ince. O yüzden şey yapayım. Parantez hocam. Parantez değil. Parantez gibi oldu. Parantez. Olmuyor. Gene olmuyor bak yani. Ben tabi İngilizce tam bilmediğim için burada hata yapmış olabilirim. A-A-E büyük ünlü. Paris gibi çok havalı hocam. Paris de büyük ünlü bak. A'dan sonra iyi gelmiş. Neyse bu konuyu sonra anlatırız. Burada önemli olan şey şu. Biz yay ayraçların içindeki doğru mu yanlış ona bakacağız. Hocam acilen çıkmam gerekiyor. Oturgaçlı götür geçişe bineceğim hemen. Kaçıracağım yoksa oturgaçlı götür geçi. Oturgaçlı götür geç derken otobüsü kastetiyor. Otobüs hocam. Peki metrobüs ne olabilir o zaman? Hocam oturma gaçlı götürme geç. Yok. Yer çekimsiz ortam. Oturma gaçlı yer çekimsiz ortamda metrobüs oluyor. Niye? Çünkü kalabalıktan dolayı rahatlıkla havada hareket edebiliyorsun böyle. Çok güzel. Şimdi bir ülkenin en büyük hazinesi o ülkenin gençleridir. Öncelikle bulalım.
gençleridir. Ama ülkenin gençleri, ı bölemiyorduk. O ülkenin gençleridir yüklem. Ne o ülkenin gençleridir? Bir ülkenin en büyük hazinesi. Özne yüklemdir. Wow. Burada bölünmedi. Tamam, burası doğru. A seçeneği doğru. Şimdi başka bir seçeneğe bakalım. Selin'in sabahları kahvaltı yapmadan evden çıkmadığını annesinden öğrendim. Bana ne? Öğrendim yüklem. Kim? Ben öğrendim. Neyi? Belirtili nesneyi öğrendim. Selin'in sabahları kahvaltı yapmadan evden çıkmadığını. Kimden? Yer tamlayıcısından öğrendim. Yani annesinden öğrendim. O zaman burası da doğru. B seçeneği de doğru. Çıkmadığını. Belirtili nesne. Belirtili li 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 li. Kimi kimi ki neyi neyi. Hayır. Kimi 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 kimi. Evet. Şimdi şarkının temposunu düşürmemelisin. Yani orada bir do'dan sonra fa veriyorsun. O tempoyu düşürüyor. Yani. Aa. Evet. Orta öğretim çağındaki çocukları dergi kapaklarının güzel olması, dergilerdeki yazıların görselle desteklenmesi etkiliyor. Şimdi etkiliyor yüklem. Kim etkiliyor? Orta öğretim çağındaki çocukları etkiliyor. Aa, bak şimdi burada patladın. Aa. Bak şimdi. Kimi etkiliyor? Hocam? Gördün mü bak. Kimi etkiliyor? Orta öğretim çağındaki çocukları. Rı 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 rı. Ama ilk başta özneyi bulmalısınız hocam. Özneyi bulmam lazım ama sen şimdi burada sıralaması yanlışma. Bak. Orta öğretim çağındaki çocuklar yani belirtili nesneyi ne etkiliyor? Dergi kapaklarının güzel olması, dergilerdeki yazıların görselle desteklenmesi etkiliyor. Yani bu cümlenin öneri şu. Oo. Belirtili nesne özne yüklem olacaktı. Yani belirtili nesneyi özne etkiliyor diyecekti. Halbuki burada özne belirtilmesi demiş. O yüzden skandal diyoruz ve cevabımızın Ceyhun seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Deniz'e bakalım. Köy meydanında asırlık bir çınar ağacı vardı. Vardı yüklem. Ne vardı? Asırlık bir çınar ağacı. Özne. Nerede? Köy meydanında. Yer tamlaması. Özne yüklem doğru olmuş oluyor. Buna dikkat et. Burada sanki orta öğretim çağındaki çocuklar özneymiş gibi duruyor. Yani en başta. Arasındaki ise nesneymiş gibi duruyor. Halbuki ortadaki özne en baştaki nesne oluyor. Şimdi geldik başka bir soruya. Bu metnin dil ve anlatım ile ilgili olarak hangisi söylenemez demiş. Bakalım. Önce okumamız lazım. Okurken cümlelerden sonra aşağıdaki seçeneklerden eleyebiliriz. Kalabalık ve büyük kentlerin göbeğinde kuş cıvıltılarıyla uyanmak, akan suyun sesiyle sakinleşmek, üzerimize konan bir uğur böceğine sevinmek mümkün değildir. Ancak her anlamda sürprizlere açık bir kent olan İstanbul gizli cennetlerle dolu. Bak, gizli cennetlerle dolu derken burada bir benzetme yaptı diyebiliriz. Niye? Çünkü İstanbul'da güzel yerleri cennete benzetiyor. Devam edelim. Küçükçamlıca Korusu da bu cennetlerden biri. Burası için 271.443 metrekare alana yayılmış bir orman da denebilir demiş. Dar patikaları ve ışık hüzmeleriyle süslü küçük yolları düzenlenmiş alanlardan daha masalsı görünüyor. Şimdi bak burada da dar patika, ışık hüzmeleri, işte büyük kentler bu tarz şeylerde bizim için betimleme olduğunu söyleyebiliriz. Devam ediyoruz. Lale mevsiminde rengarenk olan korudaki göletler huzur kaynağı. Boş zamanlarında nereye gitsem acaba diye düşünenler için önerebilecek en ideal mekan. En ideal diyerekten de karşılaştırma yapmış. Yani mekanlardan en ideal olduğunu söylüyor. Fakat tanık gösterme yok. Ama hocam tırnak içinde bir ifade var. O zaman tanık gösterme diyemeyiz. Niye? Tanık gösterme evet. Böyle tırnak içinde alınan ifadelerle oluyor. Doğru. Alıntı yapmamız lazım. Ama anlatanlara tanık gösterirken önemli bir kişinin sözünü doğrudan anlatmıyor olarak tanımlanıyor. Burada adam konuşuyor. Nereye gitsem acaba diye düşünenler için diyor. Dolayısıyla biz buna tanık gösterme diyebiliriz. Diyemeyiz. Cevabımız bu yüzden Denizli. Geldik başka bir suale. Aşağıdaki altı sözcüklerin hangisi gerçek anlamda hangisi mecazi anlamda bunu demiş. Cengiz'in sulu şakalarından sınıftaki herkes bıkmıştı. Buradaki sulu normal bildiğimiz içme suyu, musluk suyu değil. Buradaki yani dandik şakalarından demek istiyor. Bu dolayısıyla mecaz anlamı olmuş oluyor. Öğle sıcağı bastırıcı dinlemek için serin bir gölge aradı. Gerçekten serin. Yani burada sıcaklık bağlamında serin demek istiyor. Buradaki anlam, temel anlam, gerçek anlam, aklımıza gelen ilk anlam. Bu iş için gece gündüz çalışan işçileri ucuz bir teşekkürle geçiştirmek olmaz. Ucuz derken burada fiyatından bahsetmiyor. Yani böyle basit sıradan bir teşekkürle geçiştirmek olmaz diyor. Dolayısıyla biz buna mecaz dememiz lazım. Okulumuza yeni atanan resim öğretmenimizin renkli bir kişiliği vardı. Burada adamın renk bir tipi yok yani. Yarısı mavi, birisi yarısı sarı, yarısı yeşil falan diyor. Dolayısıyla burada renkli kişilik mecaz bir anlam olmuş oluyor. Kardeşim ders çalışmaya başlayınca televizyonun sesini kıstık. Televizyonun sesini azaltıyoruz, kısıyoruz. Burası da gerçek anlamı olmuş oluyor. Geldik buraya. Hangisinde isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil birlikte yer almaktadır diyor. Bakalım. Dibe dalmak önce ne yapıyorduk? Önce yüklemi buluyorduk. Tonguç evladım benim. Sonra geriye kalanlardan mameki alanlara bakıyorduk. Ve 3 tane fiilimsi olması lazım bir cümlede. Niye? Çünkü hem isim fiil, hem sıfat fiil hem de zarf fiil birlikte yer alacak. Bakalım. Dibe dalmak üzere girdiğimiz Gökova sularında daha derinlere indikçe kayaların arasında bir iki kişinin rahatlıkla girebileceği bir mağarayla karşılaşıyoruz. Şimdi karşılaşıyoruz yüklem. Şimdi dalmak, dalmamak isim fiil.
Mayış makiki almış. Girdiğimiz girmediğimiz dikiki almış sıfat fiil. Bak bu makiki, bu sıfat fiil. İndikçe dikmedikçe zarf fiil. Girebileceği giremeyeceği ecek acak sıfat fiil. O zaman burada sıfat fiil de var, isim fiil de var, zarf fiil de var. O zaman cevabımız Ayhan seçeneği. Ama diğerlerine bakalım. Güneş ışıkları kendi başına ayrı bir alem olan bu kuytuya hiçbir şekilde giremiyor. Burada sadece olan var. Sıfat fiil var yani. Bir tane fiilimsi var. İçeriye fenerlerimizin ışığından yararlanarak girebiliyoruz. Bu da zarf fiil. Sadece bir tane var. Mağaranın duvarlarını aydınlattığımızda bu zarf fiil. Karşılaştığımız renk çeşitliliği bu sıfat fiil. İster istemez ırmez. Bu da yine zarf fiil. Şaşırtıyor biz diyor. Şaşırtıyor tabii ki çekimli fiil. O yüzden şaşırtıyor çekimli fiil. İster istemez zarf fiil. Karşılaştığımız sıfat fiil, aydınlattığımızda zarf fiil. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olmuş oluyor. Tonguç helalim benim. Şimdi yazılı notlarını çalışıyorsun. Bu zaten birinci ödevin. Aynı zamanda sana taktikli soru bankamızdan da ödevler vermek istiyorum. Sen zaten LGS hazırlandığın için bol bol soru çözüyorsun. Hiçbir sıkıntı yok biliyorum. Ama burada şu kısımdan bilhassa ödev vermek istiyorum sana Tonguç helalim. Burası önemli. Yazım noktalama sorularından ödev vermek istiyorum. Buralar önemli çünkü sınavımıza mutlaka çıkacak. Bir de filmsilerden ziyade şu kısım var. Hemen sayfayı vereyim sana. Parça anlam. En önemlisi parça anlam. Hani yazılı provamızın başında söylemiştim ya. Milli Eğitim Bakanlığı sadece okullarda değil, sene sonuna gireceğin sınavlarda bu tarz uzun görselli sorular çözmeni çok isteyecek. Bu sadece Türkçe babında değil, Türkçe alanında değil, matematikte, fende, inkılap tarihinde, dinde, bütün derslerde karşısına böyle gelecek. Dolayısıyla sayfa 60'tan başlıyorsun Tonguç helalim benim. Bu tarz görselli uzun soruların olduğu bol bol böyle infografik soruları bol bol çözmeni istiyorum. 60'tan başladıktan sonra sayfayı hemen şöyle söyleyeyim sana. Sayfa 91'e kadar, parça anlatıma kadar çözmeni istiyorum Tonguç helalim benim. Aynı zamanda Dinamo Soru Bankamızdan da ödev vermek istiyorum. Dinamo Soru Bankamıza da yine hemen burada sayfayı göstereyim sana. Tablo grafik soruları vermek istiyorum sana. Burada da sayfa 82'yi açıyoruz. Yine az önce söylediğim gibi bak, sadece sınavda sana bu tarz bir soru gelmeyecek. Yani okul yazılısına aynı şekilde hocalarımız kazanımlara uygun bir şekilde bu tarz görselli sorular soracaklar. O yüzden sayfa 82'den başlıyorsun Tonguç helalim benim. Buradaki bütün tablo grafik yorumlama sorularını tek tek çözmeni istiyorum. Burada da sayfa 105'e kadar ödevin olduğunu unutmamanı istiyorum. Konu anlatımı çalışmak istiyorsan da 0'dan 8'e sözel kitabımızda. Zaten hocam bunların hepsini çalışabilecek miyim hocam ben? Bunların hepsini çalışsın. Çünkü Türkçeden bol soru çözmen lazım. Türkçede bak her gün mutlaka paragraf sorusu çözmen gerekiyor. Her gün mutlaka tablo grafik sorusu çözmen gerekiyor. Her gün mutlaka bak sözel mantıkla alakalı biz burada konu anlatımları yaptık. Bu konu anlatımlarını çalışacaksın ama sen eğer soru çözmezsen paragrafta sıkıntı yaşarsın. Ve paragrafta soru çözmek, buradan konu anlatımı çalışacaksın ama paragrafta soru çözmek sadece paragrafla alakalı değil. Bak biz bununla alakalı da bir ödev vereceğim ama bu kitabın tamamını ödev veriyorum sana. Hocam 10. sınıf kitabını niye koydunuz ki özelliğe? Hayır bak burada LGS yazıyor. Bu paragrafın günde 10 tane paragraf sorusu çözmen gerektiği için söyledik. Niye gün tane 10 tane soruyu hocam? Çünkü LGS'de gün tane 10 tane. Çünkü LGS'de 10 tane paragraf sorusu gelecek sana. Ve bu 10 sorunun içerisinde tabi bazıları cümlede anlam olarak karşına gelecek ama böyle uzun görsel infografik soracak. Dolayısıyla sen bu infografik soruların olduğu bu kitaptan her gün 10 soru çözerek kendini sınava hazır etmelisin. Yoksa diğer türlü sıkıntı yaşarsın Tonguç helalim benim. Ve tekrar söylüyorum. Bu sadece Türkçe için geçerli değil. Diğer derslerde sana böyle bir detay verecek, hikaye verecek, beceri temeli verecek. Ardından sana fen bilgisini soracak. Ardından sana matematiksel işlemi soracak. O yüzden bunu sadece Türkçe olarak düşünme. Şimdiden sınavlarına başarılar. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yap. Yorumlara yolla Tonguç.